İkinci Dünya Savaşı tarihinde Prag kasabı, Prag canavarı, Prag celladı gibi takma isimlerle anılan Reinhard Heydrich'e kendi arkadaşları ise demir kalpli adam diyordu. Heydrich gençliğinde klasik müzikle ilgilenen yetenekli bir delikanlıydı. Normal hayatta bu işle uğraşan insanlar çok nazik, etrafınca çok sevilen kişilerdir. Fakat Heydrich parti ideallerine sıkı sıkı bağlı bir kişi haline gelmiş, İkinci Dünya Savaşı sırasında işlenen birçok savaş suçunun temel düşüncesi Heydrich'in fikirlerinden çıkmıştır. Bu videomuzda nazik, kültürlü bir insanın nasıl bir canavara dönüştüğünün tam bir örneği olan Reinhard Heydrich'in hayatını incelemeye çalışacağız. Reinhard Egon Tristan Heydrich 7 Mart 1904 tarihinde Almanya'nın Halle şehrinde dünyaya geldi. Babası Bruno Halle'de konservatuvar işleten, kendi operalarını yazan bir opera tutkunuydu. Annesi Elizabeth ise varlıklı bir aileden gelen bir piyanistti. Temel olarak Heydrich'in aile yapısına baktığımızda kültürlü ve zengin bir aileydi. Heydrich de küçük yaşta cello ve keman eğitimleri almaya başlamıştı. İşte Heydrich'in Yahudilerden nefret etmesinin bir sebebi küçük yaşta yaşadıklarıydı. Baba Bruno'nun Yahudi olduğu şeklinde söylentiler yayılmıştı ve Bruno sanat kariyerinde bu yüzden yükselememişti. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladı ve baba Bruno'nun işleri kötüye gidiyordu. Bruno aşırı milliyetçi fikirleri savunan bir kişiydi. Fakat savaş sonunda Halle bölgesi komünistlerin eline geçmişti. Heydrich komünist güçlerin egemenliğindeki bir bölgede gençliğini geçiriyordu. Ancak babası Heydrich'e devamlı olarak milliyetçi fikirleri aşılıyordu. Bunun sonucunda Heydrich 16 yaşında Berlin'e geldi ve komünistler ile mücadele eden Freikorps birimine katıldı. O dönem Freikorps birlikleri hem Yahudiler ile hem de komünistler ile mücadele eden silahlı milliyetçi güçlerdi. İşte Heydrich'in ilk şiddet yanlısı arzuları burada alevlenmeye başlamıştı. Halle şehrinde milliyetçiler azınlık durumdaydı ve fikirlerini özgürce tartışamıyorlardı. Ama Freikorps birliklerinin içinde kendisi gibi düşünenler içindeydi. Ayrıca şiddet yanlısı fikirler duymaya başlamıştı. Almanya'da süren bu karmaşık düzen 11 Ağustos 1919 günü yeni kurulan Weimar Cumhuriyeti ile kontrol altına alınmaya çalışılacaktı. Weimar Cumhuriyeti aşırı milliyetçi gruplara biraz da toleranslı yaklaşan bir yönetim şekli gösteriyordu. Bundan cesaret alan milliyetçiler 13 Mart 1920 günü bir darbe ile Berlin'i ele geçirdi ve resmi hükümet tekrar kontrolü ele alana kadar birkaç gün kontrolü ellerinde tuttular. 3 yıl sonra başka bir sağcı darbe girişimi Münih'te yapıldı. Bu darbe girişiminin başındaki kişi ise Adolf Hitler'di. Daha önceden detaylandırdığımız birhane darbesi olarak geçen olaylara ve Berlin'deki darbe girişimine Reinhard Heydrich katılmamıştı. Çünkü Hitler doğduğu şehre gidip lise diploması almaya çalışmaktaydı. Heydrich bu olaylara katılmamıştı ama darbe girişimleri Heydrich'in içindeki askerlik sevdasının uyanmasına neden oldu. Lise diplomasını aldıktan sonra ise donanmaya katıldı. Hedefi ise amiral olmaktı. Heydrich orduda görevliyken gizli şekilde aşırı sağcı bir grubun da faaliyetlerine yardım etmekteydi. 1928 yılına gelindiğinde gayretli çalışması ile üsteğmenliğe terfi etti ve donanmanın istihbarat bölümünde göreve getirildi. Peki Reinhard Heydrich ne zaman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi ile temasa geçecekti? İşte Heydrich'i Naziler ile temasa geçiren ileride ilk eşi olacak Lina von Osten'dı. Osten ateşli bir nasyonal sosyalistti. Fakat 1930 yılında daha nasyonal sosyalistler gücü ele almamışlardı. Heydrich kız arkadaşının baskısına rağmen partiden uzak duruyordu. Hatta nasyonal sosyalistler ile dalga geçerek nasyonal sosyalistlere palyaço yakıştırması yapmaktaydı. 1931 yılında Lina ile Heydrich evlenmeye karar verdi. Heydrich nişan davetiyesini ilişki yaşadığı başka bir kadına da yollamıştı. Böylece kadının kendisini rahat bırakacağını umuyordu. Fakat kızın babası Almanya'da nüfuslu bir kişiydi ve Heydrich'i donanmaya şikayet etti. Böylece Heydrich 30 Nisan 1931 günü donanmadan atıldı.
İşsiz kalan Heydrich'e nişanlısı nasyonal sosyalistlerle görüşmesini ve partinin ona bir iş sağlayabileceğini belirtti. İlk başta Reinhard Heydrich pek istekli değildi. Ama nişanlısının zorlamasıyla Heydrich partiye katıldı ve partinin 544.916. üyesi oldu. İşte Reinhard Heydrich'in Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'ndeki hikayesi burada başlıyor arkadaşlar. Heydrich partiye nişanlısının zoru ile katılmıştı ama parti içinde hızlıca yükselmesini sağlayacak kişi ise büyükannesiydi. Büyükannesi Heydrich partiye katıldıktan bir ay sonra önceden detaylandırdığımız SS'in lideri olan Heinrich Himmler ile özel bir görüşme ayarlamıştı. Himmler Heydrich'in dosyasını incelediğinde basit bir istihbarat görevi yapmış, ordudan atılan bir subay ile karşı karşıyaydı. Fakat şans eseri Himmler de tam o sıralarda istihbaratla ilgili önemli bir çalışma yapıyordu. Himmler görüşmede Heydrich'e şunu söyledi: "Sana 20 dakika veriyorum. Bana çok etkili olacak bir istihbarat ağı şeması hazırla." 20 dakika sonra Himmler hazırlanan şemayı inceledi ve kendisine detay vermesini istedi. Heydrich de bolca okuduğu casusluk romanlarından alıntılar yaparak Himmler'i etkilemeyi başardı. Böylece Heydrich SS'in istihbarat şubesinde işe başlamıştı. Reinhard Heydrich'in parladığı ilk olay ise kahverengi gömleklilerin ortadan kaldırıldığı uzun bıçaklar gecesiydi. O gece için planlamaları yapan hem Himmler hem de Heydrich Hitler'in oldukça gözüne girmişlerdi. Burada küçük bir not verirsek, kahverengi gömleklilerin lideri olan Ernst Röhm, Heydrich'in çocuğunun vaftiz babasıydı. Heydrich kendi çocuğunun vaftiz babasının ortadan kaldırılması için planlar yapanların başındaydı. Bu olay da ileride daha acımasız bir kişi olacağının ilk göstergesiydi. Başarılı geçen operasyondan sonra Heydrich Gestapo'nun yani Alman Gizli Polis Teşkilatı'nın şefliğine getirildi. 1936 yılının Haziran ayına gelindiğinde ise Himmler Gestapo ile sıradan suçları araştıran polis istihbarat birimini birleştirdi ve tam yetkiyi Heydrich'e verdi. 1939 yılının Eylül ayına gelindiğinde ise Almanya'daki bütün istihbarat birimleri SS'e bağlanarak Reich Güvenlik Baş Dairesi adı altında Heydrich'in sorumluluğunu verildi. Heydrich artık Almanya içinde en küçük fısıltıyı bile duyan adamdı ve en elit Nazilerden biri olmuştu. 1938 yılının Kasım ayında Kristal Gece olarak bilinen gecede Yahudilerin mallarının yağmalanması ve yakılmasını doğrudan organize eden yine Heydrich'ti. Yine Almanya'nın Polonya'yı işgal etme bahanesi olan Kelewitz olayı olarak isimlendirilen sahte radyo baskınını düzenleyen Heydrich'ti. 1939 yılında Alman toprakları içinde Çingeneler, eşcinseller, masonları ve aydınları katletme emrini de Heydrich vermişti. Bu üç olay bile Reinhard Heydrich'in acımasızlığına örnek iken Polonya işgalinden sonra Heydrich acımasızlığını bir kademe daha arttıran bir göreve getirildi. Einsatzgruppen olarak isimlendirilen askeri birlikler Almanya'nın düşmanları olarak görülen herkesi katlediyordu. Tahmin edebileceğiniz üzere ağırlıklı olarak da Yahudileri. Polonya işgalinin ardından geçen 3 aylık bölümde yaklaşık 50 bin kişi vurularak öldürüldü. Bu oluşumun acımasızlığına başka bir örnek verirsek 1941 yılında Kiev şehrinde sadece 2 günde 33 binden fazla kişi infaz edilmişti. Heydrich bu olaylar ile Almanya'da acımasızlığı ile ün salmıştı ve üst sınıf Naziler içinde müthiş bir şöhrete ulaşmıştı. Ama Reinhard Heydrich'in acımasızlık konusunda limitleri yoktu ve 1938 yılından beri temel çalışmalarını yaptığı bir konuyu hayata geçirecekti. 1938 yılındaki bir toplantıda Heydrich Yahudileri alt sınıf insan olarak nitelendirmişti ve Yahudileri hapse atmanın ya da Almanya'dan çıkarmanın yeterli olmayacağını belirtti. Bu konuda Heydrich'in çalıştığı kişilerden biri ise Adolf Eichmann'dı. İlk olarak Polonya'da Yahudilerin bir arada tutulduğu, aç bırakıldıkları gettolar oluşturuldu. Ama Heydrich'in istediği tam olarak bu değildi. Einsatzgruppen'ların yöntemi de çok yavaştı ve askerlerin psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler doğuruyordu. İşte tarihe Final Solution olarak geçen Yahudilerin toplu katliamı fikirleri Heydrich'in kafasında canlanmaya başlamıştı. 20 Ocak 1942 tarihinde Heydrich ve partinin önde gelenleri bir toplantı yaptılar ve Yahudilerin toplu olarak imhası artık Nazi Partisi'nin resmi politikası olmuştu. Fakat Heydrich ölüm kamplarını görecek kadar yaşayamamıştı.
Şimdi ise Reinhard Heydrich'in Prag kasabı lakabını aldığı dönemi inceleyelim arkadaşlar. Almanya'nın Çekoslovakya işgaline birçok videomuzda değinmiştik. Almanlar diğer ülkelerdeki işgallere göre Çekoslovakya işgalinde daha sakin bir tavır sergilemişti. Çünkü güçlü Çek endüstrisi Alman savaş ekonomisi için önemli bir yere sahip olacaktı. Ama Almanların bu yumuşak tavrı Çekoslovakya'da başlarına bela olmaya başlamıştı ve Çek direnişi sabotajlarını arttırmaya başladı. Hitler bu durumdan çok memnun değildi tabii ki ve Çekoslovakya'nın başkenti Prag şehrinin yerel yöneticisi görevden alındı. Yerel yöneticinin yerine ise Reinhard Heydrich getirildi. Heydrich göreve gelir gelmez 5 gün içinde 142 kişiyi direniş gruplarıyla bağlantısı olduğu suçlamasıyla idam ettirdi. Aslında bu bir gövde gösterisiydi. Heydrich "Benim acımam yok" mesajını veriyordu. Ama Londra'da sürgünde bulunan resmi Çek hükümeti Britanyalılardan fazla destek alamıyordu. Polonyalılar pilotluk yapıyor, özel birlikler hazırlayıp Britanya hükümetinden iyi destekler alırken Çek direnişi fabrika sabotajlarından başka bir şey yapmıyor gibi görünüyordu. Britanya'dan daha fazla destek almak isteyen Çek hükümeti sansasyonel bir plan hazırlayıp Britanyalılara götürdüler. Hedef Nazilerin en gözde adamı olan Reinhard Heydrich'ti. Antipoid operasyonu olarak bilinen Reinhard Heydrich suikastini detaylı olarak ilerleyen zamanlarda inceleyeceğiz arkadaşlar. Heydrich Prag'da saldığı korkuyla sabotajların azalmasını sağlamıştı. Ek olarak fabrikada çalışan işçilerin ücretlerini artırdı ve yemek yardımları yapılmaya başlandı. İlk olarak büyük bir korku salındı ama Almanlarla işbirlikçi olanların da ödüllendirildiği gösterildi. Bu taktik oldukça işe yaramıştı. 1942 yılının ortalarında Heydrich Çekoslovakya'nın sakinleştiği, üretimin de arttırıldığını Berlin'e rapor etti. Hatta Heydrich Prag'daki olumlu havaya o kadar güveniyordu ki işe gidip gelirken yanına koruma bile almamaktaydı. Prag'daki görevinin 5. ayında Çek direnişi Heydrich'e suikast düzenledi. Ama Heydrich suikastten yaralı olarak kurtuldu. İlk tedaviden sonra doktorlar sağlığına kavuşacağını söylüyorlardı. Fakat aldığı yaralardan biri enfeksiyon kaptı ve suikastten 8 gün sonra Heydrich öldü. Hitler bu durumu haber aldığında çok sinirlendi ve 10.000 kişinin öldürülmesini emretti. SS Lidice köyüne gidip çocukları bile ayırt etmeden bütün erkekleri öldürdü. Tüm kadınlar ise toplama kamplarına gönderildi. Küçük bir bilgi verirsek Reinhard Heydrich 2. Dünya Savaşı boyunca suikaste uğrayan ve öldürülen en yetkili parti üyesiydi arkadaşlar. Bu videomuzda Reinhard Heydrich'in hayatını incelemeye çalıştık. Tekrar hatırlatmak isterim ki kısa bir zaman sonra Antipoid operasyonunun öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yaşandı detaylı olarak inceleyeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.